Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bugün otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Harmananal mahallesinde yaşandı. Suruç ilçe merkezinden alışveriş yaptıktan sonra 27 AZ392 plakalı otomobiliyle tek başına evine dönen İbrahim Özkan, iddiaya göre evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs yakınları tarafından özel araçla Suruç Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Acildeki doktorların müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken mahalleye giden jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili de soruşturma devam ediyor. Akçakale'de bugün rüşvet operasyonu vardı. Rüşvet karşılığı sorunlu araçları muayeneden geçirmeden evrak düzenledikleri iddiasıyla 4 şahıs tutuklanarak bugün cezaevine gönderildi. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen ikisi istasyon çalışanı 4 şüpheliyi takip aldı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye Belediyeler Birliği 2022 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Ankara'daki hizmet binasında düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Beyazgül açılış konuşmalarının ardından meclise başkanlık etti. Meclis üyelerimiz, kıymetli katılımcılar. Toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Şükrü Karatepe, çok sayıda belediye başkanı katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Covid-19 salgını sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkiledi. Ama bu süreçte Türkiye hem Sağlık Bakanlığımızın hem hükümetimizin ortaya koyduğu sağlıkta büyük değişim ve reform politikalarının hem şehir hastanelerimizin katkılarıyla belki de dünyada en başarılı geçen ülkelerden biri olduk. Yerel yönetimlerimizin de katkıları oldu. Sizler o dönemde alınan kararlara, verilen emirlere bir bir uydunuz. Mahallinde o sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde ihtiyaç sahiplerini gözeten, onları kapı kapı dolaşan, bu salgının daha fazla yayılmaması için gece gündüz çalışan bir gayret de ortaya koydunuz. O nedenle ben bu gayretinizden dolayı da her bir başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Faaliyet raporunu sunmak ve meclise başkanlık etmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekili ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ü kürsüye davet ediyorum efendim. Faaliyet raporunu sunmak ve meclise başkanlık etmek üzere kürsüye davet edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Beyazgül, Peygamberler Şehri tarihinin, turizmin, gastronominin kenti Şanlıurfa'dan herkese selam olsun dedi. Ayrıca Şanlıurfa'mızdan, Peygamberler Şehri'nden, tarihin, kültürün, sanatın, gastronominin şehrinden sizlere selam getirdim. Hepinize Şanlıurfa'nın selamı var. Yine biraz önce Adalet Bakanımız burada çok güzel bir hitapta bulundu. Ben daha önce Türkiye Noterler Başkanı, 2. Başkanıydım. Noterlerimizin dijitalleşmesinde bugün araç ve satışlarımızın kolaylıkla alınıp satılmasında yine bakanımızın da ve ondan sonraki Abdülhamit Gül bakanımızın da büyük emekleri olmuştur. Bugün sistem Avrupa'nın çok daha üzerine geçmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Azak, 2021 yılı faaliyet raporu hakkında meclise bilgi aktardı ve meclis gündemine geçildi. Gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
Son olarak yapılan seçimle birlikte mevcut birlik encümeni yeniden seçildi. Yetkisi verilmesi. Gündemin 6. maddesi encümen üyelerinin seçimi. Gündemin 7. maddesi dilek. Hani bir deyim vardır, dünyanın parasını döksek, versek bu reklamı, bu tanıtımı yapamayız. İşte öyle bir haber, sevindirici bir haber. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Göbekli Tepe. İşte Göbekli Tepe'deki o dikili taşın bir kopyası bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ özellikle ulusal ve uluslararası alanda Göbekli Tepe'yi tanıtmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada UNESCO Dünya Mirası listesine 2018'de giren Göbekli Tepe'yi temsilen T formlu P18 dikili taşının yarı oranında küçültülmüş kopyası Kasım ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. Dünyanın her yerinden futbol severlerin bir araya geldiği Dünya Kupası'nda Göbekli Tepe'nin tanıtılması Şanlıurfa turizmi için yapılan en önemli katkılardan biri olacaktır ifadelerine yer verildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla başlayan projelerde sona yaklaşılıyor. Karşıyaka Kapalı Sent Pazarı ve Spor Kompleksinin faaliyete girmesinin ardından Sancaktar ve Ahmet Yesevi mahallelerinde de devam eden kompleks projeleri tamamlanmak üzere. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın seçim vaatleri arasında bulunan projeler bir hizmete sunuluyor. Başkan Can Polat'ın talimatlarıyla ilçede yapılan tespitlerin ardından hayata geçirilen projeler ilçeye nefes aldırıyor. Bölgelerin eksikliklerine göre yükselen projelerden biri olan ve Karşıyaka Mahallesi'ne kazandırılan Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. 6320 metrekare alan üzerine inşa edilen Zabıta Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlığı, Otopark ve caminin yer aldığı kompleks mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksi projenin faaliyete girmesinin ardından Sancaktar ve Ahmet Yesevi mahallelerine kazandırılan projeler de sona yaklaşıldı. Ahmet Yesevi mahallesinde vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Başkan Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla yapımına başlanan Semt Pazarı ve Sosyal Yardım Kompleksinde hummalı çalışmalar devam ediyor. 10.000 metrekare alan üzerine çalışmaların sürdüğü projede aşevi sosyal market, giyim market ve glutensiz ekmek fırını yer alıyor. Sancaktar Mahallesi'nin ihtiyaç duyduğu kompleks projesinde ise inşaat çalışmaları tamamlandı. Çok amaçlı sosyal tesis, semt pazarı, cami ve parkın yer aldığı projede kapalı otopark olarak da kullanılan semt pazarı vatandaşların hizmetine sunuldu. Yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5600 metrekare alan üzerine kurulacak kompleks kısa süre içerisinde diğer faaliyetleriyle de vatandaşların hizmetine sunulacak. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve Türkiye Jokey Kulübü'nün eski genel sekreteri, hayırsever iş adamı Necati Demirkol memleketi Şanlıurfa'da babaannelerin adına kız yurdu ve kütüphane yaptırdı. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve Türkiye Jokey Kulübü eski genel sekreteri hayırsever iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa'da bir hizmet daha gerçekleştirdi. Daha önce birçok hayır işi gerçekleştiren Demirkol bu defa kızların barınabileceği yüksek öğrenim yurdu yaptırdı. Hayırsever iş adamının ninelerinin adına yaptırdığı Zübeyde Demirkol Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Emine Demirkol Kütüphanesi'nin açılışı İpek Yol Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da bir ilk olan yurdun açılışına İstanbul'dan gelen hayırsever iş adamı Necati Demirkol ile birlikte AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti MKYK yedek üyesi Vildan Polat, AK Parti eski milletvekili Yahya Akman, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Vali Vekili Yasin Akgül, Vali Yardımcısı Muhammed Üsame Soysal, ilçe belediye başkan vekilleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Yavuz şunları söyledi. Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber bu tadilat için gerekli bütçe çalışmalarını yaptık ve çok ciddi masraflar gittiğini fark ettik. Bir dönem çaresiz kaldığımızı da hissettik. Ama sağ olsun bu tip durumlarda biz insanlar ararken
bir hayırsever vatandaşımız, iş adamı Necati Demirkol aramızda şu an. Kendisi bizi buldu. Tadilat ve tefrişat için bize yardımcı olabileceğini söyledi. Tüm tadilatımızın masraflarını kendisi karşıladı. Açılış programında konuşan hayırsever iş adamı Necati Demirkol ise şu ifadelere yer verdi. Maddi katkıdan çok burada meşakkat önemli. Böyle bir koruma ilim irfan yuvasının kıymetli gençler yetiştirmesi, gençlerin barınacağı yurtlar yapması, topluma fayda insan yetiştiren bir vakfın bir parçası olmaktan çok son derece memnunum. İlim Yayma Cemiyeti ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hayırsever iş adamı Necati Demirkol'a plaket takdim edilmesinin ardından yurdun açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan iş adamı Necati Demirkol, Şanlıurfa'da böyle bir ihtiyacın olduğunu düşündüklerini ve bu hizmetin bir parçası olmak istediklerini söyledi. İlim Yayma Cemiyeti'nin biliyorsunuz köklü bir kurum. 77 aşkındır hizmetleriyle, burslarıyla, yurtlarıyla Urfa'da böyle bir ihtiyaç olduğu kanaatindeydik. 2 yıl kadar önce İlim Yayma Cemiyeti Vakıfları'nın yöneticilerinin böyle bir ihtiyaç olduğunu, Urfa'da kız yurdu olmadığını görünce biz de bu hizmetin bir parçası olmaya karar verdik. Allah'ın ikramıyla İlim Yayma Cemiyeti Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Ninelerimizin adına hem Zübeyde Demirkol kız yurdu, Emine Demirkol kütüphanesi olarak gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gençlerin bayramlarını tebrik etti. Başkan Baydilli mesajında şu ifadelere yer verdi. Kıymetli gençler, bu bayramın sizlere atfedilme nedeni şüphesiz ki geleceğe umut ışığı olmanızdır. Vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı sorumluluk sahibi bireyler olarak ülkemizi daima ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Milletimizin yükselmesi adına kazanacağınız başarılar tarihe altın harflerle yazılacaktır. Unutmayın ki gençliğimize inancımız ve güvenimiz tamdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramınız kutlu olsun. Şanlıurfa Emlakçılar Odası Başkanı Selahattin Tokmak konut piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve uygulamaya giren faiz indirimini değerlendirdi. Bu zamanda Şanlıurfa için faiz indiriminin olmasını istemiyorduk. Çünkü Şanlıurfa'da şu an itibariyle arz ve talep dengesizliği var. Konut sayımız az, alıcı talebimiz çok olduğu için bu fiyatların fırsatçılar tarafından bu şekilde getirileceğini biz tahmin ediyorduk. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı daha açıklar açıklamaz gayrimenkul sahipleri ilan sitelerinde, sosyal medyada fiyatları yükselterek fırsatçılık yapmış bulunmaktalar. Tabii ki biz esnaf odası olarak biz bu uyarıları esnafımıza yapıyoruz. Esnafımızın bu işte dahili yoktur. Genel itibariyle esnafımızı günah keçisi ilan ettiler. Şu anda Şanlıurfa'da fiyatlar dediğimiz gibi fırsatçıların da sebep olmasıyla beraber her bir gayrimenkulün üzerinde ortalama 1500'lük bir gayrimenkulün üzerinde 200-300 bin liralık bir oynama yapıldı. Her gün bu fiyatları güncelleme yapıyorlar. Biz buna karşın Maliye Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz toplantıda Ticaret İl Müdürlüğü'nün ekipleriyle beraber sahada incelemeler yapılacak. Sosyal medya hesapları ve internet portalleri incelenecek. Bu konuda fırsatçılık yapanlara ciddi cezai müeyyideler uygulanacak, denetim yapılacak. Bu konuda da ben bunu yapanlara kesinlikle buradan uyarıyorum. Bunun haricinde bilindiği üzere kira konusunda büyük bir şikayet geliyor şu an odamıza. Kiralarda %100'e varan, yüzde belki 200'e varan şu anda artırımlar söz konusu. Tabii ki bunlar yasal değil. Şimdi bunun borçlar kanununda kira artışları hepsi hesapları yapılmış. Her ay açıklanan TÜİK verileri var. Bu yıl mesela bu ayın
açıklanan rakama göre en fazla yapılacak rakam %34,5. Bunu riayet etmelerini istiyorum. Yani bunun üzerinde bir artış söz konusu değildir. Eyüpye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un geçen yılki mahalle gezilerinde Asya Mahalle sakinlerinin talebi üzerine yapma sözü verdiği parkta son aşamaya gelindi. Eyüpye Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede projelendirilerek yapımına başlanılan 4000 metrekarelik parkta yapısal peyzaj ve toprak serimi tamamlandı. Bitkisel peyzaj düzenlemesi için sulama altyapısının tesis edildiği parkta çok sayıda ağaç ve süs bitkisi, 30'a kadar piknik masası ve bank ile aydınlatma sistemleri yer alacak. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği parkın önümüzdeki haftalarda hizmete sunmayı planladıklarını belirten Eyüpye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın göz bebeği olan Eyüpye'yi kalkındırmaya, insanlarımızın taleplerini ivedilikle yerine getirmeye devam ediyoruz. Asya mahallemizde vatandaşlarımızın talebi üzerine bu park planlamamızı önüne aldık ve çalışmalara hızlıca başladık. Şu anda parkımızda son aşamaya gelindi. Bitkisel peyzajı da tamamladıktan sonra mahalle sakinlerimizle birlikte inşallah açılışını yapacağız. Eyüpye'mize şimdiden hayırlı olsun dedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu. Siverek Selahattin Eyüpye Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde bir gösteri gerçekleştirildi. Öğrenciler 10. yıl marşı eşliğinde belirlenen sıraya girerek ay yıldız oluşturdu. Türk bayrağı da taşıyan öğrencilerin koreografisi havadan görüntülendi. Gösteride 800 öğrencinin yer aldığı öğrenildi. Gayet güzel olmuş gençleri. Biz de buradan tebrik edelim. Milli duygular adına. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kültür turları kapsamında Kengerli İlk ve Ortaokulu öğrencileri insanlık tarihinin seyrini değiştiren 12 bin yıllık Göbekli Tepe'yi görme fırsatı buldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbekli Tepe'yi görme imkanı bulamayan öğrenciler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gülen Yüz Derneği tarafından kültür turları düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında Merkez Halili ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'nde bulunan Kengerli İlk ve Ortaokulu öğrencileri araçlarla okullarından alınarak Göbekli Tepe'ye götürüldü. 12 bin yıllık Göbekli Tepe'yi ilk kez görme şansını yakalayan öğrencilere arkeolojik kazılarda ortaya çıkan T şeklinde sütun taşlar hakkında bilgi verildi. İnsanlar yaşamış. Bu insanlar avcılık, toplayıcılık uğraşan insanlar. Gülen Yüz Derneği Başkanı Ece Doğru Yol ve öğrenciler, gezinin düzenlenmesine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. Çalışmaya başladı. Buranın %10'u kazıldı. Burada 2 tane tapınak var. İlk defa Göbekli Tepe'ye geldim. Burada çok şeyler öğrendim. Herkese çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Gülen Yüz ailesine çok teşekkür ederim. Ucudan orijinaldir. Etkinliğe katılan öğrenciler daha sonra dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklı Gölü ziyaret etti. Gülen Yüzler Derneği Başkanı olarak öncelikten çocuklarımızla bugün çok güzel zaman vakit geçirdik. Resmi olarak yaptığım ilk projem. Bugün çok mutluyum, çok gururluyum. Çocuklarımın yüzünü güldürmek bambaşka bir şey. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Yavuz Selim İlkokulu ile Hacı Bayram İlkokulu'nda özel eğitim gören öğrenciler Eyüpye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Ayrıca Mutluluk Vagonu gönüllülerinin çeşitli gösterileriyle öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Hadi.
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Yavuz Selim İlkokulu ile Hacı Bayram İlkokulu'nda özel eğitim gören öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde ağırladı. Düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir'in yanı sıra Mutluluk Vagonu gönüllüleri, müdürlük personelleri, özel öğrenciler ile öğretmenleri katıldı. Mutluluk Vagonu gönüllüleri tarafından hazırlanan etkinlikte özel öğrencilerin yüzleri boyanarak müzik eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Özel ilgi isteyen öğrencilerin toplumun bir parçası olduğunu gösteren etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, böylesi anlamlı bir günde özel öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mutluluk Vagonu gönüllülerine teşekkür etti. Etkinlik sonrası Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirilerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bozova Belediye Başkanı Supiye Aksoy'un seçim vaatlerinden biri olan meydan projesi eski hükümet konağı binasının yıkılmasıyla birlikte start aldı. Bozova'nın gelişimi ve modern bir konuma kavuşması için tüm projelerini bir hayata geçiren Bozova Belediye Başkanı Supiye Aksoy, uzun yıllardır kangren haline gelen meydan projesini Bozova Hükümet Konağı olarak hizmet veren, daha sonra yeni hükümet konağının yapılmasıyla birlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak da kullanılan ve kullanım ömrünü dolduran eski iki katlı Bozova Eski Hükümet Konağı geçen ay boşaltılarak yeni kent meydanı yapılması için Bozova Belediyesi tarafından yıkımına başlanıldı. Yıkım törenine Bozova Belediye Başkanı Supiye Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İlçe Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarları, belediye personelleri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti. Seçimlerin üstlerinden 3 yıl geçti. Bu seçim döneminde özellikle Süpi Başkanımın vaatleri arasında bulunan bu binanın yıkımı ve yerine Bozova'ya bir meydan kazandırılması hususu da vardı. Yıkım kararı alınan ve yıkımına başlanan bu binanın yerine yapılacak meydanın bütün Bozova halkı için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sayın Başkanıma başarılarının devamını diliyor. İlçe başkanımızın dediği gibi seçim vaadimizde şu gördüğünüz metruk binayı yıkıp yerine güzel bir meydan kazandırma sözümüz vardı. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Hakikaten söz verdiğimiz gibi sözümüzde durduktan sonra gerçekten bundan daha güzel bir mutluluk yok. Çünkü Bozova'mıza böyle bir meydanın olması şarttı. Bozova'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah yeşilin unutulmadığı bir meydan projesi olur diyelim ve devam edelim. Doğalgaz projesinin altyapı çalışmalarına dair belediye başkan yardımcılarının ve doğalgaz yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Doğalgaz projesi kapsamında Akçakale ilçe merkezindeki hat döşeme çalışmaları haftaya başlıyor. İlçeye kalıcı eserler bırakılması için girişimlerini sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sayesinde hayata geçirilen Akçakale Doğalgaz projesinde yeni döneme girildi. Başkan yardımcıları Halef Karataş ve Mehmet Yaşarer ile Şanlıurfa Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar ile ilgililerin katılımıyla planlama toplantısı gerçekleştirildi. Asfaltlanmaya hazır vaziyette, içme suyu, yapım suyu drenaj hattı çekilmiş vaziyette. Sunumların yapıldığı toplantı sonrası başkan yardımcısı Karataş açıklamalarda bulundu. Sınırda Yıldız ilçemiz Akçakale'mizi inşa etmeye, onarmaya, büyük yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. İşte hedeflediğimiz, planladığımız
Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçın Kaya'nın da girişimleri, yoğun çabaları neticesinde bugün doğalgaz firmamızla, Aksa Doğalgaz, Urfa Gaz firmamızla beraber planlamalarımızı gerçekleştirdik, sunumlarını gerçekleştirdiler. Şu anda ilçe içerisindeki ilçe içi şebekenin döşenmesine ilişkin planlamalarımızı hep beraber gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde arkadaşlarımız çalışmalarına başlayacaklar. Yaklaşık olarak 30 kilometrelik iç hat şebekesi ilk etapta başlanacak. Önümüzdeki yıllarda 2024 ve 2026'ya kadar Akçakale'mizde doğalgazın gitmediği herhangi bir evimiz, bir hanemiz kalmayacak. Bütün caddelerimiz, bütün sokaklarımıza şebekemizi, hatlarımızı çekeceğiz ve doğalgazımızı vereceğiz. Biz şunu söyledik, 2022 ve 2023 yıllarımız özellikle Akçakale'mizin yatırımlar konusunda, hizmetler konusunda çağ atladığı, adeta bir sıçrayış gerçekleştirdiği yılları olacak. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere direnişinin 989. gününde Şanlıurfa'dan giden 290. aile katıldı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 989. gününde Şanlıurfa'dan giden 290. aile dahil olmak üzere evladını HDP ve terör örgütü PKK'dan istedi. Anne Mahide Aslan ve eşi Müslüm Arslan evlatları Mehmet Arslan'a çağrıda bulundu. Şanlıurfa'dan geliyorum. Buraya televizyonlarda bu HDP binasının önünde arkadaşları gördüm. Görünce de ben de heveslendim. Kalktım buraya, kendi başıma geldim. Ondan sonra 2019 oğlum İstanbul'a işe gidiyorum diye gitti, geldi. Ondan sonra kandırıldı oğlum, daha kaçırıldı. O gün bugündür daha hiçbir haber alamadım. Ondan sonra buraya HDP binasının önüne geldim. Belki bir çare bulunur. Oğlum gel. Ben size sesleniyorum. Neyimiz eksikti? Ne diye gittin? Gittiğin yeri anandan babandan daha mı kıymetliydi? Halimize bak, ne hala düştük. Ben senin için buraya geldim. Ben hastayım, halim yoktur yavrum. Neredesin? Bir anana telefon aç, 3 sene oldu oğlum. Zalimlerin eldesin yavrum, yeter artık. Ben bittim, kalmadım. Neredesin? Bir sefer anıydı. Bize bir şey söylemedi. Ben evden geldim ki hiç kimse yoktur. Kapı çekmiş, anahtarı komşulara vermiş, çekmiş gitmiş. Harran Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yol ve çevre temizlik çalışmalarının yanında haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Harran'da belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde yol ve çevre temizlik çalışmalarının yanında haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor. Harran'ın her köşesinde çalışmalarını sürdüren ekipler daha temiz bir Harran anlayışıyla tüm mahallelerin temizliği için yoğun mesai harcıyor. Cadde, sokak ve kaldırımların temizliğini yapan ekipler, halkın sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önemsenmesine yönelik tedbirlerini alıyor. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak, cadde, yol olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarına devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte haşereyle mücadele çalışmalarını sıklaştırdı. Gayemiz daha temiz bir Harran diyen Başkan Özyavuz, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bizler bir ilçeden daha fazlayız. Harran tarih, kültür, turizm ve tarım şehridir. Bu kadar ortak özelliği bünyesinde barındıran bir ilçeyi daha yukarılara taşımak için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Harran ve Harran halkı her şeyin en güzelini hak ediyor ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Musiki Proje Okulu öğrencileri Güneydoğu TV'de muhteşem bir konser verdi. Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Musiki Proje Okulu öğrencileri Güneydoğu TV'de musiki konseri düzenledi. Yeah.
Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği program sonrası açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Müsteki Proje Okulu Müdürü Mehmet Aklan, okula kayıtların devam ettiğini söyledi. Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi kadim bir okul. 1962'den beridir var olan bir okul. Bu okula son 3 yılda bizim din öğretimi genel müdürümüz Nazif İlmaz, şu anda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olmuş. Şanlıurfalıların musiki şinas olduğunu, Urfa musikisinin Türkiye'de ve dünyada meşhur olduğunu bildiklerinden dolayı İmam Hatip Liselerinin içinde bir pilot uygulama olarak dini musiki bölüm verdiler. Türkiye'de 7 okuldan birisi olarak Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildi. Öğrenci alımında Temmuz ayında 30 kişilik bir kontenjan bize veriliyor. 8. sınıfı ortaokulda 8. sınıfı bitirmiş öğrencileri alıyoruz. Musikiye aşina olup olmadıklarını, yeteneklerinin olup olmadığını, müzik kulaklarının olup olmadığını komisyonumuz marifetiyle tespit edip onları alıyoruz. Eğer 30 kişilik kontenjan dolmazsa Eylül ayında ikinci yetenek sınavı yapıyoruz. Eğer o dolmazsa Ekim ayında. Ama Eylül ve Ekim'e bırakmak istemiyoruz. Temmuz ayında inşallah diyoruz ki kontenjanımızı tamamını dolduruyoruz. Urfalılara güveniyoruz. Eğer müzikte yeteneği olan 8. sınıfı bitirmiş çocuklar varsa tüm velilerimize buradan başlığımızda çağrıda bulunuyoruz. Temmuz ayında. Evet, değerli izleyiciler. Haziran ayında müracaat başvuru var. Temmuz ayında da yetenek sınavı yapıyoruz. Okulumuza başvurmak isteyen öğrencimiz varsa Haziran ayında başvuru var. Temmuz ayında sınavımız var. Yetenek sınavı. Yetenek sınavı. Evet. Müzik yetenek sınavı. Bütün öğrencilerimizin meraklı, bilgili, bu konuda istekli olan öğrencimiz varsa bekliyoruz onları o zaman. Büyükşehir Belediyesi'nin Suruç ilçesine kazandırdığı gençlik merkezinde öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Eğitime her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere daha sakin bir ortamda sınavlara hazırlanma olanağı sağlıyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencileri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezlerini tercih ediyor. Eğitim alanında her türlü imkanı seferber eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç nesillerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için Suruç Gençlik Merkezi ve Bostancılar Profesör Doktor Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'ne ders çalışmaya gelen öğrencileri eksik kaldıkları konularda uzman öğretmenler tarafından eğitimler veriliyor. İngilizce kurslarının verildiği Suruç Profesör Doktor Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'ne ders çalışmaya gelen öğrenciler eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize bu güzel alanı, bu kültür merkezini sundukları için. Buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Burada ders imkanları veriliyor bize. 8'den 11'e kadar kurslarımız var ayrıyeten. İngilizce kursu, matematik kursu, Kur'an kursu, karate kursları. Bunların hepsini burada gördüğümüz için tekrardan teşekkür ediyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanırken Büyükşehir Suruç Gençlik Merkezi'nde bizlere ders çalışma ve kurs imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin'e teşekkür ederim. Ve bu haberle birlikte ana haber bültenini de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar.